Bu gece Elazığ'da deprem oldu. Kalbimizde, dualarımızda Elazığ'la birlikte. Ben bugün Antalya'nın vazgeçilmez lezzetlerinden dondurucuda sakladığım taze barbunyayı pişireceğim. Tenceremize yarım çay bardağı zeytinyağı, bir kaşık domates salçası, 4 diş sarımsak, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekliyoruz. Ocağımızın altını yakıp salçamızı az bir soteliyoruz. Tüm sebzelerin farklı pişirme lezzetleri var. Ben kendi pişirdiğim yöntemle bugün barbunyamı pişireceğim. Salçamı kokusu çıkana kadar kavurdum. Şimdi barbunyalarımı ve üzerine barbunyalarım soğuk olduğu için dondurucudan çıktı, sindirmeden koydum. Soğuk su ekliyorum. Barbunyalar suyu çok çektiği için suyunu biraz fazla koyuyoruz. Üzerine 4-5 parmak geçecek kadar oluyor. Bu şekilde orta ateşte pişireceğiz. Pilavım için 1 su bardağı pirinç kullanıyorum. Pirinçlerimin üzerine 2 çay kaşığı tuz koydum ve üzerine geçecek kadar sıcak su ekleyip bir de pilav yapacağız. Tuzlu suda ıslattığımız 1 su bardağı pirincimizi yıkadık, süzgece aldık. 1 su bardağı şehriye, 1 su bardağı da bulgur kullanacağız. Tenceremize 1 çay bardağı kadar zeytinyağımızı aldık. Bir bardak şehriyemizi döküp şehriyemizi kızarana kadar alacağız. Barbunyamız pişti. İlk kaynamasından sonra altını kıstım. Yaklaşık 50 dakikadır kısık ateşte kaynıyor. Altını kapatıyorum.
Şehriyelerimiz istediğimiz rengi aldı. Şimdi pirinçlerimizi ekliyoruz. Tuzumuzu ekledik. Pirincimizi pişirecek kadar su ekliyoruz. Yaklaşık 2 parmak üzerine geçecek kadar ekliyorum ben. Yeterli oluyor. Suyum soğuk suydu. Ben öyle tercih ediyorum. Daha da iyi olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde. Kapağını kapatıyoruz. Ocağımızın altını kısıyoruz. Ve pişiriyoruz. Pilavım da pişti. Altını kapatıyorum. Dinlenmeye bırakıyorum. Servisimiz hazır. Yanına turşu ve yoğurt koyduk. Ne pişirsem diyenlere fikir olsun. Kolay gelsin. Afiyet olsun.